5 konuda çağırın. Birincisi şu. Kesinlikle ama kesinlikle Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Bakınız, Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını savunmamızın nedeni şudur. Cumhurbaşkanları devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arasında sorun çıkarsa, siyasi partiler anlaşamazlarsa, Cumhurbaşkanı bunları davet eder. Der ki arkadaşlar hangi konuda siz anlaşamıyorsunuz? Oturun anlaşın, ben de başkanlık yapacağım diye. Böyle bir organ şu anda Türkiye'de yok. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sigortası yok. Nasıl olacak? Tarafsız olması lazım. Bir cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olamaz. Siz bütün devleti bir kişinin iki dudağına bağlamışsınız. Mustafa Kemal'e verilmeyen yetkiler bir kişiye şimdi verilmiş 21. yüzyılda. İkincisi, değerli arkadaşlarım, güçler ayrılığı kesidir. Dünyada sağlıklı işleyen bütün demokrasilerde güç kontrol edilir. Kontrolsüz güç olmaz. Kontrolsüz güç, güç değildir. Baskıdır, baskı aracıdır. Neyle kontrol ediyorsunuz gücü? Yasama organıyla, yürütme organıyla, yargı organıyla. Bunlar eşit ama birbirlerini denetliyorlar. Birisinin hatasını diğeri telafi edebiliyor. Şimdi hatayı telafi edecek makam yok. Yanlışı söyleyecek makam yok. Devlet artık eski devlet değil. İki devlet var şu anda Türkiye'de. Bir saray devleti, bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Nasıl olur bu? Evet oluyor. Nerede Dışişleri Bakanlığı? Yok. Sarayda başka bir Dışişleri Bakanlığı var. Üçüncüsü, güçler ayrılığı. İkincisi, üçüncüsü, devlet yönetiminde şeffaflık. Devleti yönetenler tüyü bitmemiş yetimden de vergi alırlar. Sanayiciden, çiftçiden, tüccardan, yeni doğan çocuktan, herkesten. Geliri ne olursa olur, herkesten vergi alırlar. Dünyanın bütün demokrasilerinde toplanan vergileri harcar yöneticiler ama hesabını verirler. Şuraya şu kadar harcadım, şuraya şu kadar harcadım diye. Şeffaflık diye bir şey yok. Soruyoruz. Şehir hastaneleri yaptım, güzel. Kaça yaptın arkadaş? Söyleyemem. Niçin? Ticari sır. Ya garantisini bu millet adına sen vermişsin. Havaalanı yaptın. Kaça yaptın havaalanını? Söyleyemeyiz. Niçin? Sır. Neyin sırrı oluyor arkadaşlar? Neyin sırrı oluyor? Elin oğlunun bildiği şey bizim vatandaşımız için niye sır oluyor? Hangi gerekçeyle sır oluyor? O zaman garanti verme. Niye garanti veriyorsun? Değerli arkadaşlarım, Sayıştay dünya standartlarına göre denetim yapmak zorundadır. Dünya standartlarına göre denetim yapmak zorundadır. Sayıştay'ı kontrol ediyorsanız, rapor yazma diyorsanız olmaz bunlar. Dördüncüsü, değerli arkadaşlar, bir ekonomik kriz yaşanıyor. Evet, isteğimiz şu, ekonomik kriz yaşanıyor ama saray bunun farkında değil. Çünkü sarayda kriz yok. Mutfak dolu. Herkesin önünde yağlı ballı börekler var zaten. Fakirliğin ne olduğunu, işsizliğin ne olduğunu, işten çıkarmaların ne olduğunu onlar bilmezler. Öyle bir dertleri yok onların. O zaman yapılması gereken çağrımız şudur. Ekonomik Sosyal Konseyi topla kardeşim. Dertli olan insanları bir topla, bir dinle bakalım ya. Sanayicisi ne diyecek? Çiftçisi ne diyecek? Sendikacısı ne diyecek? Esnafı ne diyecek? Bir dinle bakalım bu adamları ya. Ben dinlemem diyor. O zaman bu anayasa değişikliği niye yaptık biz? Ekonomik Sosyal Konsey anayasanın 166. maddesi. Diyeceksiniz ki anayasa mı var bu ülkede? Usulen de olsa bir anayasa var. Darbe anayasası bile olsa bir anayasa var. Ekonomik Sosyal Konsey ile ilgili bir kanun var. 3 ayda bir toplanması lazım. Defalarca söyledim, bir daha söyleyeyim. 5 Şubat 2009 son toplandığı tarih. 5 Şubat 2009. 2019'dayız. 10 yıl geçmiş. Ekonomik Sosyal Konsey toplanmıyor.
Peki derdi kimden öğreniyorsunuz? Bu vatandaşın derdini kimden öğreniyorsunuz? Dert öğrenmeye niyetleri yok. Damat mı öğretecek sana? Damat mı söyleyecek? Damadın başka işleri var. Beşincisi, faturayı vatandaşlar ödüyor. Kim ödedi? Emekliler ödedi. Kim ödedi? İşçiler ödedi. Kim ödedi? İşten atılanlar ödedi. Kim ödedi? Memurlar ödedi ve ödemeye devam ediyorlar. Sanayici ödemeye devam ediyor. Eğer sen yaşanan krizin adil dağılmasını istiyorsan, bu dolar bazında verdiğin ihaleleri Türk lirasına çevireceksin kardeşim. Yani bu faturayı fakir fukara mı ödeyecek yani? Biraz da sırtı kalınlar ödesin kardeşim. Dünyanın ihalesini verdin. Yasalara aykırı verdin. Dolar garantisi verdin. Geliri de dolar garantisi verdin. İnsaf ya. Yeteri kadar doydular bunlar zaten. Niye Türk lirasına çevirmiyorsun? Alışveriş merkezindeki dükkan kirasını diyorsun Türk lirasına çevir. Ama verdiğin milyar dolarlık ihaleleri yok hayır diyordu. Garantiyi Türk lirasına çevirmem. Niçin? Çevireceksin. 5 temel beklentimiz var. 5 temel beklentimiz.